Ökten çiftine. Yıllık evli çiftler, Yaşar 36 yaşında, Kader 29 yaşında, 12 yıldır da aynı yastığa baş koyuyorlar, evleniyorlar ve sonra da tabii ki evlat sahibi olmak istiyorlar. Aynen. Ama evet, o bir türlü doğru gerçekleşmiyor. Önce ben bu süreci merak ediyorum. 12 yıldır evliyiz. Bu zaman içerisinde evlat sahibi olabilmek için çeşitli hastanelere başvurduk. Tüp bebek yöntemini denedik. 2 sefer tüp bebek yaptırdık. 4 veya hatırlamıyorum 5 sefer aşılama yaptırdık. Fakat sonuç alamadık. Kaç yıl sürdü bu böyle? 6 yıl kadar. 6 yıl kadar böyle devam ettik. Tabii ama şimdi bu, olmadı. Hani 6 yıl diye çat diye söylediğiniz bir rakam var ama o 6 yıl boyunca bu süreci yaşayanlar iyi bilirler. Yani bir umutla gidip sonrasında tuttu mu tutmadı mı o süreci beklemek, o hayal kırıklığını yaşamak, hadi olmadı deyip yine tevekkül edip sonra bir daha birazcık daha dinlenip tekrar aynı süreci evet, bir daha yaşamak. Evet. İşte sonuç alamayınca bizim de uzaktan bir akrabamız olan hanım İme vardı, bir kardeşimiz. Hanım İme. İme. Evet, uzaktan akrabanız. Uzaktanız. Annemin uzaktan bir akrabası. Kendisi de hamileydi. Ve bu çocukta gayrimeşru bir çocuk olduğunu söyledi. Ailesinin de haberi olmadığı için. Biz kendisinde görüştük. Hamileydi daha kendisi. Kaçıncı ayında görüştünüz? 8. veya 7,5-8 aylıkken. Haberimiz oldu. Kendisinin bu çocuğa bakamayacağını, yani durumu olmadığını söyledi. Biz de kendisine, yani bizim de 12 yani 10 yıldır çocuğumuz olmadığı için bu çocuğa bakabileceğimizi söyledik. Bununla beraber işte hastanelere gittik, onu kontrollerini şimdi yaptırdık. Kader, senin ailenden geliyor bu haber değil mi? Yaşar'ın ailesinden mi? Yaşar'ın ailesinden. Yaşar'ın ailesinden. Evet. Hani burada bir kadın var, şu anda evet, 8 aylık hamile. Evet. 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 Bir de senden dinlemek istiyorum ben. Ben ne anlatayım ki, yıkıldım ben, öldüm yani. Ben ne anlatayım ki, ben bittim. Şimdi hep bugüne kadar şunu duyduk karşı taraftan. Yani çocuğu bizden gelip aldılar. Evlatlık vermek zorunda kaldık hikayesini. Şimdi bir çocuğu hani evlatlık değil yasal olmadığı için büyütülmek üzere alan bir aile karşımızda. Bu da olayın bambaşka bir yüzü. 8 aylıkken görüşüyorsunuz, siz çocuğu almayı kabul ediyorsunuz. Evet, o da vermeyi evet, kabul ediyor. Evet, kendisi de. Kendi rızasıyla zaten. Bunlar hep kapalı kapılar ardında yapılıyor. Evet, evet, doğrudur. Gizlilikle. Evet, evet, evet. Doğum zamanı geldiğinde de işte hastaneye gittik, doğumunu yaptırdık. Çocuk doğduğu günden beri bizim yanımızda büyüdü. Şunu merak ediyorum. Yani hastanede doğum yaparken sen onunla beraber bekledin mi? Evet, evet, bekledim. Bekledin. Evet, evet. Doğum gerçekleştirdikten sonra sen çocuğu alıp çıktın mı hastaneden? Evet, evet. Annesinle beraber taburcu olmasını bekleyerek annesinle beraber çıktı evet, çocuk. Tabii o anda bizim bir işte çocuk sahibi olma hevesimiz, işte bir de annenin heyecanı böyle derken hani bir an aklımızdan yani çok farklı şeyler geçiyordu. Peki mesela çocuk eve geldi. Sen hemen onu kucakladın tabii. Evet. Olmadan ben yaşayamam. Bizim için, abla, bizim için bir o dünya benim her şeyim, o bizim benim canım, oldu, nefesim, her şeyim. O gitti mi ben bittim. Yani bize hayat veren, bizi hayata bağlanan, tekrardan yani hayatı sevmeyi öğreten, bizi o hayatı yaşatan kişi oğlumuz Samet Yaşar. 12 yıl boyunca bir evlat sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Hep hüsranla sonuçlanıyor. Evet. Diğer tarafta
ailenizin tanıdığı nerede yaşıyor o zaman? Şu anda Antalya'da. Antalya'da. İşte gayrimeşru çocuk olacak. Anne buna bakamayacağını söylüyor. Size vermeyi kabul ediyor. Evet. Siz çocuğu alıp eve geliyorsunuz ve sizin hayat güllük gülistanlık. Evet. Bütün şeyler bitti. Evet. Evet. Mutsuzluklar bitti. Evet. Esra Hanım şeyi de deniyorlar bu arada. Evet. Onu çok üzüntülü oldukları için unuttular sanırım. Sosyal hizmetlere de aslında yani başvuru yapıyorsunuz. Evet. 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 Kabul olmadı mı başvurunuz? Yok. Niçin? Reddettiler. Eşimin okuma yazması olmadığı için. Evet. Kendisi birinci kademe okur yazar. Hı hı. Oranın müdürü bunu kabul etmedi. Oradan da bir hayal kırıklığı da döndük yani. Onu da yaşadık. Yani tüp bebek aşılama defalarca çocuk esirgeme kurumuna başvuruyorsunuz. Okur yazarların evet. olmadığı için evet. oradan reddiyorsun. Evet. Sonrasında böyle bir yola evet. başvuruyorsunuz. Evet. Aracılar. Evet. Aracılarla. Evet. Ne kadar baktın bebeğe? 20 ay. 20 ay oluyor. 20 ay boyunca. 20 ay. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Ne anlatayım ki sonra ne oldu işte. Dünyamız yıkıldı. Dünyanız nasıl yıkıldı Kader? 20 aya kadar çok iyiydi. 20 aydan sonra böyle bir haber geldi. Alınacak sizden çocuk diye. Yurda giydirecek diye. Kim? Ben... Onu bir... Ne geldi? Ben bir açıklama yapayım. Bebeği aldık. 2 ay sonra Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bizi çağırdılar. Evet. Biz Basmane'de Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gittik, kendilerine görüşme yaptık. Yani yaptığımız işin yasal olmadığını bize söylediler. Biz de bunu bilmiyorduk. Yani bunun yani bu boyutlara gelebileceğinden haberimiz yoktu. Farkında olmadan bir şeyler yaptık. Bir şeyler yaptık. Hani bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? Yani biz bunu yaptık, tamam suç işledik, bunu kabul ediyoruz, bunu inkar etmiyoruz. Ama düzeltmek için ne yapabiliriz? Bizi yönlendirdiler, evlat edinme için mahkemeye başvurun dediler. Çocuğu sizden aldılar? Yok, çocuk bizdeydi. Çocuk bizde. Biz de fazla zaman kaybetmeden mahkemeye başvurduk, evlat edinme için. Fakat çocuk bizim üzerimizde kayıtlı olduğu için... Mahkeme reddoldu. Peki sizin üzerinize nasıl kayıt oldu? Yani doğumdan çıkar çıkmaz alıp hemen... Çocuğun nasıl... kimliğini kendi üzerimize çıkarttık. Yani çocuk bizden. Bunu düzeltmek için işte koşturduk. Evlat edinme için başvurduk. Yani mahkemeye başvurduğumuzda dava reddoldu. Bundan sonra ne yapabiliriz? Kimliğinin iptali için... Tekrardan bir mahkeme açmanız gerekiyor. Şimdi sevgili seyirciler bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Şimdi biz programda reşit konusunda işte 80'leri ve 90'lı yılları konuşuyoruz ya. Nasıl reşiti hastaneden aldılar çıktılar. Kimlikle üzerine çıktığını hesap soran biri var mı? Yok. Ama şimdi Yaşar ve Kader'in aslında usulsüz olarak bu çocuğu sahip olmalarını devlet nasıl öğreniyor? Hastanede doğum yapıyor. Hastanede doğum yaptıktan sonra evet. hastane diyor ki, ya diyor sosyal hizmetlere bir bilgilendirme yapıyor. Bu çocuk iki kere muayeneye geldi. Çocukların doğduktan sonra belli aralıklarla muayeneleri vardır. İlk 3 ayda çok önemlidir. Sonrasında gelmedi diyerek sosyal hizmetleri bilgilendiriyor. Bunun üzerine devreye girilince çocukların Kader ve Yaşar evet. çiftinde olduğu ortaya çıkıyor. Aslında... Ben açıkçası buna o kadar sevinçliyim ki artık hiç kimse öyle kolay kolay bir çocuğu alıp da ya da yasa dışı yollarla sahip çıkamayacak. Bunun bir prosedürü olacak. Fakat onların mağduriyeti farklı ve bu mağduriyetlerinin farkındalar. Hata yaptıklarının da evet. bilincindeler. Sonrasında bu duruma bilincine gelseydi vardık. Gelseydi zaten yapmazdık. Gerçekten sonrasında yapmazdık. Sonrasında bilincine vardık bunun. Ama mecbur kaldık. Çocuğun aşıları gelmişti. Götüreceğiz hastaneye. Mecbur kaldık biz bunun kimliğini çıkartma. Hani kötü bir niyetle değil yani. Bir kötü bir niyet yok. İçimizde kötü bir niyetimiz olsaydı zaten bu zamana kadar kötü niyet ortaya çıkardı. Ama içimizde hiçbir kötü niyet yok. Çünkü o bizim evladımız. O canımız yani canımız. Her şeyimiz o bizim. Şimdi çocuğu anneye de... Şu anda çocuk nerede? Sosyal hizmetlerde mi? Yok, bugün yani bu hafta içerisinde sosyal hizmetlerden bebeği almaya geleceklermiş. Yani bu siz hafta ne istiyorsunuz? Bizim şu anki amacımız... Ben onu vermem.
Şimdi 20 ayda kader çocuğa öyle bağlanmış ki yaptığı hatanın da farkında. Nüfus kağıdını çıkardıktan sonra tekrar mahkemeye başvuruyorsunuz. Yasal yollara başvuruyorsunuz. Evet. Anneni yasal evet, yollara başvuruyorsunuz. Evet, evet. Bu sefer kimliği tekrar annenin üzerine vereceksiniz. Evet, evet. Oradan tekrar sosyal hizmetler aracılığıyla evlat edinmek istiyordunuz. Evet. Yani doğru yola gitmeye çalışırken... Evet, evet. Önümüze böyle bir sorun çıktı yani. Çocuğu yani bizden alacaklarmış. Anneye de verilmeyecekmiş çocuk. Direkt yuvaya alınacakmış. Siz de diyorsunuz ki yuvaya veriliyorsa onu evlat ben, biz alalım bizde diyorsunuz. Kalsın. Evet. Almayın yani bizden almayın o bizim canımız. O giderse ben ömrüm zaten yaşayamam. Beni öldürmeden onu alamazlar. Almayın. Kader bir kere yani bu süreçte yoğun bakıma kaldırılmışsın. Niye? Yoğun bakıma mı kaldırıldı? Evet. Niye? Duyduğum zaman yıkıldım. Onu alacaklar sandım hemen elimden. Mahvoldum. İntihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulundu. Onu aldılarsa yaşayamam. O benim nefesim. Her şeyim o benim. O gitti mi benim nefesim kesilir. Yani oğlumun elimizden alınması açıkçası bizim hayatımızın bitmesi. Yani bize ömür boyu verilen en büyük bir ceza bu olur. Başka bir şey değil. Of, ay. En büyük ceza bu olur bizim için. Şimdi yaşadıklarımızın dışında biz hep bebeklerin biyolojik anne ve babanın rızası dışında büyütülmek amacıyla farklı ailelere verildiğini gördük ama burada biyolojik annenin rızası var ve evlilik dışı bir çocuk olduğunu iddia ediyorlar. Bu anlamda da o çocuk üzerinde tek söz sahibi olan annedir ve anne ile çocuk arasındaki bağ doğumda kurulur ve nüfus hastanede doğum yaptığı için zaten hanım İmen'in üzerine doğum belgesi de düzenlenmiş. Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve aile hekimleri de aslında şu anda irtibat halinde. Aile hekimleri de doğan bebeklerin kontrolü çok sık yapılıyor. Büyük bir ihtimalle hanım İme de doğum yaptıktan sonra bebeği kontrollere götürülmediği için de oradan da harekete geçilmiş olabileceğini ben düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, hani mesela aile hekimliği, sağlık ocakları var ya, mesela bana mesaj geliyor. Oğlanın, evet, işte oğlunuzun 2 yaş aşısı. Mutlaka gelin yaptırın diye. Bu hem çocuk haklarını koruma kanunları kapsamında hem de şu anki hükümetin özellikle bu konular bebek ve çocuklar üzerindeki yapmış olduğu, uyguladığı politikalar nedeniyle çok sıkı takip altında. Çocukların aşıları özellikle kontrol altında. Tabii bu aşı kontrolü yapılırken aslında soy bağı kontrolü de yapılmış oluyor bir vesileyle. Yani. Şimdi çocuk burada kimlik bilgileri biyolojik anne ve babası dışında değiştirilmiş. Bu bizim TCK kanunumuzda soy bağını değiştirme suçu. Yani siz doğurmadığınız, babası olmadığınız bir çocuğu nüfus kütüğünde gidip üzerinize alırsanız bu suçtur ve ceza kanununda bu düzenlenmiş. Ama şimdi somut olaya da baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Evlat sahibi olmak isteyen karşımızda bir aile var. Tedavilerini yaptırıyor, olmuyor. Devletin kurumuna, sosyal güvenlik kurumuna başvuruyor, talepleri reddediliyor. Bunu biz aileden bize vermiş olduğu bilgilerden ediniyoruz. Hani ne kadar doğru orayı tam bilemiyorum. Elindeki evrakları henüz görmedik. Reddedildikten sonra arayış içine giriyorlar. Anne ve babanın bilmediği şey, bizim medeni kanunumuzda evlat edinmek kişiler arası anlaşma yoluyla da kurulabiliyor. Bunu bilmiyorlar. Halkımızın da çoğunun aslında bilmediği şey bu. Evlatlık ilişkisi muhakkak mahkeme hükmüyle kurulur. Ya sosyal hizmetlerde korunmakta olan bir çocuğu evlat edinirsiniz ya da anne babası rıza gösteren... Yani hanım İme bu çocuğu dünyaya getirdi. Evlat edinmek için mahkemeye aile başvurabilirdi. Orada belirli prosedürler var ve hakime bu konuda geniş yetkiler veriliyor. Gerekli araştırmayı yapardı. 6 haftanın muhakkak rıza verebilmesi için geçmesi gerekiyor. Tek rıza verecek olan kişi de burada yalnızca gayrimeşru ilişkiden doğduğu için hanım İme'dir. Vererek aslında bu prosedürü tamamlayabilirlerdi. Çok daha kolaylaştırabilirlerdi. Ama ailenin beyanları bunu bilmediğini söylüyorlar. Bunu bilmeyebilirler. Ama soy bağını değiştirme...
kimlik çıkartma bu bir suç. Ama medeni kanundaki bu düzenlemeyi inanın halkımızın çoğu kişi de bilmiyordur. Yalnızca biz şeyi biliyoruz yani giderek sosyal hizmetlerden talepte bulunuyoruz. Talep reddedildiği zaman kapıların kapandığını düşünüyoruz. Şimdi evlatlık için yani biraz işler Arap saçına döndükten sonra müracaat etmişler. Şimdi evlat edinmek için müracaat ettiklerinde nüfus kütüğüne direkt bakmıştır mahkeme. Kayıtlarda anne ve baba olarak onlar kendileri gözüktüğü için kendi çocuklarını evlat alamazlar. Hemen ön inceleme aşamasında dava reddedilmiştir. Daha sonra açtıkları dava da nüfus kütüğünün düzeltilmesi. Bu davada da diyorlar ki biz bu çocuğun gerçek annesi ve babası değiliz. Bizim üzerimizden, kütüğümüzden bu çocuğu silin, hanım İğmen'in üzerine tekrar kaydedin. Ama nüfus kütüğünün değiştirilmesi davalarında savcılığa da ihbar edilir ve haklarında büyük bir ihtimalle soybağını değiştirmek suçundan dolayı da ceza davasının açılmış olduğunu düşünüyorum. Şimdi mevcut durumda tabii değerlendirmeyi mahkeme yapacaktır. Adli yargılama süreç devam ediyor ama... Siz benden, yani bizden ne istiyorsunuz? Sizden tek dileğimiz, bize yardım etmenizi istiyoruz. Çocuğumuz elimizde kalsın istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Şimdi annenin de velayet hakkını kötüye kullandığı düşüncesiyle sosyal hizmetler somut olaya bakarak... Bakın siz burada... mücadelenizi anlatıyorsunuz ama evraklar üzerindeki boyutlar farklı. Ve belirli yasalar var. Kanunları bilmemek bizim ceza kanunumuzda mazeret olarak kabul edilmiyor. Aynen. Tabii burada gerçek bir rıza da söz konusuysa aslında sosyal hizmetlerin burada bakış açısını da değerlendirmek lazım. Ama mevcut durumda sanki biyolojik anne velayet hakkını ihlal etti gibi gözüktüğü için sosyal hizmetlerin de çocuğu alması hani durumu söz konusu. Devletin birinci kuralı çocuğu korumak. Evet. Yani siz iyi niyetli kişiler de olmayabilirsiniz. Evet. Siz kendinizden eminsiniz değil mi? Evet. Sen onu aldığın günden beri nasıl sevdiğini, baktığını, evet, annelik yaptığını, evet, Yaşar sen de evet, babalık evet, yaptığını biliyorsun. Evet, evet. Ama tam tersi kötü niyetli de olabilirsiniz. Buradaki devletin birinci koşulu... O çocuğun işte can güvenliği ve sağlığını, her türlü sürecini en iyi şekilde koruma altına almak. Çünkü bu rıza ilişkisini çocuğun gerçekten verildiğini iki aile biliyor. Ama devlet diyor ki bu rızayı ben mahkeme kayıtlarında da bir yargılama esnasında o çocuğu korumak adına görmeyi istiyorum, duymayı istiyorum. Mahkeme hükmü dışında kişiler... aracılığıyla alma, verme ya da bu evlatlık ilişkisine aracı olma gibi bir durum söz konusu değil. Ben şimdi mesela geçtiğimiz gündeki bu reşitin konusunda da yayınlarda evlatlık alan ailelere seslenmiştim ya. Dediğim tek bir cümle vardı. O sırada eminim gözleri hiçbir şeyi görmüyor. Yani bir tek içeride bir yangın var. Bu babanın içinde de yoktur. Bu annenin içinde böyle bir yangın vardır. O evlat hasreti, evlat özlemi. Yani bir bebeğe, yani aslında bebeğine... onu dünyaya getiren, karnında büyüten annesinden çok daha iyi bakacağına eminim. Ama o sırada o gözün hiçbir şey görmüyor ya, o çocuk nasıl gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin. Evet. Yeter ki o çocuk benim olsun istiyorsun. Evet. Ve evlat edinmek isteyen, bizim somut olaya da baktığımız zaman herkes 0-1 yaş arasındaki bebeği istiyor. Aynen. Çünkü hani kendi elinde, kendi... Yani onu yaşamak istiyorlar. Bu yüzden de hep talepler o yönde oluyor. Ve o ailenin de tabii 0-1 yaş arasındaki korumaya ilişkin hükümler de çok daha sıkı, çok daha denetime tabi olduğu aynen için zorluk aslında bu noktadan kaynaklanıyor. Şimdi benden yardım istiyorsunuz. Evet. Yani bu konunun üzerine evet, çalışacağım. Esra Hanım. Evet. Hiçbir şey için söz veremem. Esra Hanım, yani, ben Hülya Hanım'a bir soru sorayım. Asla umut vermem. Ama en azından elimden... geleni yapmaya çalışacağım. Allah bin kere razı olsun. Ne söyle ben Hülya Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Tabii. Hülya Hanım, burada Kerime Hanım çıktı, Reşit Bey'i kendileri aldılar ve götürdüler. Açıkçası çaldık gibi bir anlamda kullandılar. Onlara öyle bir dava açılmadı Leyla Atay'da. Neden bu çifte böyle bir dava açıldı? Neden Leyla Hanım'a böyle bir dava çünkü açılmıyor? Şimdi sistem var burada. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya bir hastaneye girip bir çocuk alamazsın bu devirde artık. Like.
Şimdi bakın mevcut verilerden bu annenin o hastanede doğum yaptığını devlet tespit edebiliyor ve olay çok daha 20 aylık bir süreç. Şimdi ceza kanunumuzda belli süreler var cezaların, suçların takip açısından ve tahkikat orada devam ediyor ve eskiye dayalı orada bir doğum belgesi de yok ama hanım İme adına bir doğum belgesi var ve bu çocuğu kontrollere götürmediği için devlet otomatikman harekete geçiyor. Eskiden böyle bir sistem söz konusu değildi. Bu kadar fazla denetim yoktu. Beste Hanım. Dünyaya gelen bebekler bakılamayacak durumdaysa ve sosyal hizmetlere veriliyorsa, çocuk esirgeme kurumuna veriliyorsa buradaki devletin zaten birinci görevi aslında şunu vermek istiyor. O çocukların sıcak bir aile yuvasında büyümesine ve topluma kazandırılmasına ilişkin zaten politikalar var. Son dönemde bu politikalar birazcık daha arttı. Evlat edinmeyle ilgili maalesef o yaş sınırları ve bazı şeyler... prosedürler. Çok zorlayıcı olabiliyor aileler için ama koruyucu aile programı başladı. Koruyucu ailede de hani alıp belli bir yaşa kadar yine büyütebiliyorlar. Ama buradaki durum farklı. Biz tabii bugüne kadar hep anlatılanlarda şunu duyduk. İşte annem çocuğu dünyaya getirdi, annem öldü ya da çocuk gayrimeşhurdu. Sonra birileri geldi çocuğu aldı. O birileri hepimizin gözünde bir hayaldi. Şimdi bunu yaşamış, bunu yapan Yaşar ve Kader var. Onların açısından da olaya bakmanızı istiyorum. Ve şunu da bakın bu programa başladığımızdan beri tabii ben hukukçuyum ama kanunda yazılan işte evlatlıkla evet. ilgili hükümleri bilirsiniz. Somut olay geldiği zaman o hükümleri uygularsınız. Ve bu programa Eylül ayından başladığımızdan beri bu annelerin dramını gördükten sonra tabii duyumlar alıyorduk biz bu konuda. Yani bizim ülkemizde yasa dışı bu evlatlık maalesef. Konusunda somut bir gerçeklik var. Bunu hiç aynen. kimse görmezden gelemez. Ben buradan Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Bizim ülkemizde yurt dışından bile evlat edinmeyi göze alan, bunu yeğleyen insanlar var. Ya bu politikaların değişmesi yahut da kanun düzenlemelerin belki de evet biraz orada temel olması. Nokta çocuğun korunması. Bunda sonuna kadar bir kanun savunucusu olarak evet arkasındayım ama ben belli sistematik olarak belli düzenlemelerin de daha yumuşatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kişisel kanaatim. Çünkü bu somut gerçekliği ancak izlenilen politikalarla değiştirebiliriz. Bakın bu görmezden gelemezsiniz. Bizim ülkemizin...